Hepinize günaydınlar. Ben sabah erken kalktım, akşam da biraz erken yattım. Uykumu alamıyorum diye arkadaşlar. Şimdi erişimi elime aldım. Bu siyah havluya yaptığım yeni rengarenk bir örneğimdir. İplerimi de buraya hazırladım. Şöyle göstereyim sizlere. Burada da telefonum var. Halkam var. Ortasını halkayla yapıyorum. Şu şekilde yapıyorum ortasını. Telefonumu da bu tutacağı koyduktan sonra hem YouTube izliyorum hem de el işimi yapıyorum. Sabah erken saatte malum herkes uyuyor. Sadece ocağa çayımı attım. Oğlumun gece dağıttığı bulaşıkları makineye dizdim. Storu kaldırdım ve biraz el işi yapayım dedim. Bugün randevum var arkadaşlar. Doktor randevum var. Yani bugün büyük gün. Burası da daha yeni temizledim ama yine karıştı. Uzak gözlüğüm, göz damlam, kremim, gözlük bezim derken yedekteki çakmak, yedekteki tığ yeni karıştı. Yani yeni temizledim ama yine karıştı. Her neyse, bugün doktor randevum var. Saat 1.30'da ona gideceğim. Uzun zamandır antibiyotik tedavisi görüyordum. Onun için gideceğim arkadaşlar. Antibiyotiklerim bitti. Diğerlerine devam ediyorum, diğer ilaçlara. Bakalım doktor bana ne söyleyecek? Giderken de sizlerle birlikte olacağız inşallah. İşte sonuç arkadaşlar, ben çok beğendim. Cıvıl cıvıl, gördüğünüz gibi gayet de güzel oldu. Siyah havluya çok değişik geldi bana. İlk defa yapıyorum ben bu örneği. Üzeri vardı. Ben üzerini yakıştırmadım. Yani güzel olmuyor, üzerini yaptığınız zaman böyle daha güzel oluyor dedim. Daha doğal oluyor. O yüzden böyle olmasını ben tercih ettim. Birebir aynı renk yaptım. Sanki böyle bir güpür gibi oldu, bir bütün gibi oldu. Hani elde yapıldığı bile belli olmuyor. Sanki havlunun kendi deseniymiş gibi. Öyle güzel bir izlenim verdi ki ben bayıldım. Gerçekten çok güzel oldu. Esselamun aleyküm. Merhabalar değerli kardeşlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi her daim üzerinize olsun. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Allah'ım iyiliğinizi, güzelliğinizi, sağlığınızı daim etsin. Rabbim hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Ben İzzet Bey'in üzerine değiştirdim. Kıyafetlerini, iç ve dış kıyafetlerini değiştirdim. Makineye attım. Biraz da banyoda vardı renkliler. İkisini birleştirdim. Makineye attım. Ben de üzerimi değiştirdim. Ev kıyafetlerimi. Onları da ilave ettim. Bir makine oldu. 40 derecede yıkayacağım. Sıvı deterjan olduğu için mikropları kırmıyor gibi geliyor bana. En kısa zamanda da deterjanımı değiştireceğim. Allah izin verirse. Üzerimi giydim. Hazırlandım. Saat şu anda 1. Tam 1. İzzet dışarıya çıktı. Bakkala uğrayacak. Ben de şimdi arabaya gideceğim. Çok kötü fırtına oldu burada akşam arkadaşlar. Yıkıldı, yıkıldı. Her yer yıkıldı. Yani iyi ki bu ağaçlar burada devrilmemiş. Bizim burada bir tek arka tarafta baca kapağı düşmüş. Biz anten düştü zannettik. Ben ön taraftan size çekim yaparken short videosu, eşim arka tarafta bir ses oldu dedi. Gidip bakayım dedi. Ben burayı takip ediyordum. O da orayı takip ediyor. Oranın camı buradan daha kuvvetli. Pima pen cam gibi. Aynen pencere. Ama burası katlanır cam olduğu için biraz daha tehlikeli gibi geldi bana. Çok kötü sallandı arkadaşlar. Zangır zangır. Allah'ım felaketlerden korusun. Yurdumuza bir sakinlik ver ya Rabbi. Allah'ım sen koru ya Rabbi. Şimdi nereye gidiyorum? Akyazı Sen Polikliniğe gidiyorum. Hiçbir şey yemedim. Belki tahlil isteyecektir büyük bir ihtimalle. O yüzden aç gidiyorum. Yarına bir daha iş çıkmasın. Şimdi karnın tok, geri git. Yarın gel der diye. O yüzden hiçbir şey yemedim. Yani bu saate kadar açım. Sadece el işi yaptım. Çantada uydu mu? Uymadı ama olsun. Uğraşamam şimdi çanta değiştirmekle. Her kıyafete göre çanta ayarlarsak işin içinden çıkamayız.
Sizler nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Ah arkadaşlar, çok yoğun ve üzücü bir iki gün geçirdim. Şehitlerimizden dolayı bir gün 6 gün, diğer günde 6 gün. Yaklaşık 6 gün diyorum. 6 askerimiz. Ay konuşamıyorum ya. 6 askerimiz şehit düştü. Şehitimiz zaten cennetlik. Allah'ım rahmet eylesin. Mekanları zaten cennetlik. Ailelerine de Allah'ım sabırlar versin. Geride kalan yavrularına, eşine de dayanma gücü versin. Annelere dayanma gücü versin. Babalara da Allah'ım tekrarını yaşatmasın. Çok kötü günler geçiriyoruz. İnan ki. Ay hava şartları, hastalıklar, deprem. Ya neler oluyor Türkiye'mizde, neler oluyor? Neler olduğunu şöyle bir kafamıza şöyle bir dang ettirirsek insanoğlu anlar yani. Neyin ne olduğunu anlar. Demek ki iman eksikliği var. Yeterince Yüce Rabbime dua edemiyoruz. İmanımız eksik. O yüzden hep beraber dua edelim. Yüce Rabbim savaşlardan, Allah'ım felaketlerden, hastalıklardan, Allah'ım sen bizi koru ya Rabbi. Cümlemizi koru ya Rabbi. Duamızı ne kadar çok edersek o kadar çok Yüce Rabbime sesimizi hep beraber duyururuz. Allah'ım dualarımızı kabul ve makbul eylesin. Bayağı bir ilişkide oturdum, vücut hareketsiz kaldı. Hem hareket olmuş olur dedim. Yani yaklaşık 7-8 aydır ben el işi yapıyorum ama kafama vuran yok. Ne zaman illaki yap diyen yok ama ben de istiyorum ki hemen yapayım, göndereyim, can tezliği yapıyorum ya. İşte elimde biraz azalsın, ha bunu yapayım azaldı, şunu yapayım azaldı. Hoşuma gidiyor, seviyorum ama vücut hareketsiz kalıyor. Ara ara tabii ki görevlerimizi, kendimize olan görevlerimizi de yerine getirmeliyiz. Sağlığımız için önemli olan hareket, hareket, hareket. Sürekli oturmak gerçekten insanın bütün organlarını tembelleştiriyor. Hastalıkları davetiye çıkarıyor. Neyse ben lafı fazla uzatmayayım. Hep beraber düşelim yollara. İnşallah hayırlı sonuçlarla geliriz. İlaçlarım, enfeksiyon ilaçlarım, antibiyotiklerim bitti. Sadece 2 tane kaldı. O karın ağrısı için verilen kaldı. Ayrıca beni sağlık ocağı da çağırmıştı bu tedavi bittiği zaman. Ama şimdi gidemeyeceğim. Bakalım, bu tedavi daha henüz bitmedi. İlaçlar bitti ama tedavi bitmedi. Neyse, Bismillahirrahmanirrahim diyerek düşelim yollara hep beraber. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'ın hayırlısını versin ya Rabbi. Kan tahlilleri için arkadaşlar, kuyruk var. O kadar kalabalık ki anlatamam. Odasında nüfus kağıdımla beraber girişimi yaptım. Zaten randevum vardı. İzzet Bey de ekranı takip ediyor. İsmini yazınca gideceğim. Sen polikliniği genel cerrahtan çıktım. Anlatacağım sizlere arkadaşlar doktorun ne dediğini. Şimdi sağlık ocağına geldim. Buradaki tedavime doktor hanım izin verdi. Biz aile hekimine, bu kedi gene burada arkadaşlar, kadriferin üstüne yatmış galiba, hasta. Pek fazla da ilgi alakadan hoşlanmıyor, yanına fazla yaklaşmayayım o zaman. Üşüyor hayvan, böyle yatmış kadriferin üstüne. Sürekli uyuyor. Hasta mı acaba? Zannetmiyorum ya, biraz grip yani. Morali mi bozuk? Morali bozuk ya. Geldik şimdi, diğer tedaviye doktor hanım izin verdi. Bir yerde oturup sizlerle bu konuda konuşacağız inşallah. Mi oldun sen kıcığım? Gözlüğün açtın da döndün bu tarafa yattın. Oh, çok mu üşüdün bu kapılarda? He kıcığım, nasıl dayanıyorsun bu sıcağa? Ay çok yanıyor kalorifer, kapkaynar. Nasıl dayanıyorsun bebeğim bu sıcağa? Ay hasta mı acaba? Hep böyle uyuyor, ne zaman gelsem uyuyor. Aç gözlerini bakayım bebeğim. Hasta değilim de bakayım bana. He kıcığım. Sarı kız, hasta mısın kızım? He kızım. Arkadaşlar, sağlık ocağından çıktık. BİM'e girdik. BİM'den ceviz aldım. Kırıp kavanoza koyup kahve yanında falan otururken iyi gidiyor. Oğlumun odasında
ıslak mendil kalmamıştı. Dün oraya eşimle beraber, oğlum evde yoktu, temizledik. Islak mendilini aldım. Benim her zamanki olmazsa olmazım aknaz, beyaz peynir ama tam yağlı, ama diğerlerini de yiyemiyorum. Bana da yağlı yasak ama içimden gelmiyor diğerleri. Yani böyle bu peyniri sevdiğim kadar diğer peynirleri sevemiyorum. Zoraki de yiyemem. Yine olmazsa olmazım silep. Silep tüm yüzeyler için sirkeli, beyaz sabun katkılı. Dünyada ilk ve tek diyor. Mükemmel temizliğin formülü. Beyaz sirke, karbonat, beyaz sabun kokulu. Mendilimi de aldım. Bu arada çiğ köfte aldık. Bim'den. Oğlum çok seviyor bunu. Öğün aralarında atıştırmalık. İki tane. Hatta iki tane almış İzzet. Ben bir tane aldım zannediyordum. Limonatayı çok seviyorum. Az şekerli. Ne kadar faydalı bilmiyorum ama onu içme, bunu içme, ne içeceğiz? Su içe, su iç, içimiz içimiz su oldu. Hadi ayran içelim desek yoğurtlar da mahvediyordu. Bu piliç fırında pişirmeli piliç. Böyle bütün piliç aldık. 70 TL arkadaşlar. Bunu tavsiye etti orada çalışan görevli çocuk. Ben biraz daha er piliçin büyüğünü aldım ama o kart oluyor dedi abla dedi. Aynı fiyatmış, elle kesilmiş. Şimdi bunu ben güzelce yıkayacağım için dışını. Fırın poşetine sarıp fırına vereceğim. Hem sıçramasın sağa sola. Tam poşetlik. Kalafatlarda inanın ben bu zeytinden başkasını da yiyemiyorum. Orada kalafatlardan eşim almış. Azar azar alıyoruz çünkü bitiyor. Bitince tekrar alıyoruz. Böyle bu peynir tuzlu değil. Ben tuzlu peynirleri zeytin. Peynir nereden çıktı? Bugün yine konuşamıyorum bak. Tuzsuz zeytin. Bu peynir, bak yine peynir diyorum ya. Kapı açıldı, hemen dikkatim dağıldı. Eşim geldi eve. Dedim hemen gelme. Hemen koşa koşa gelmiş. Bak ben bunları bile konuşamadan gelmiş. Üzerimi bile değiştirmeye vakti yok. Çekim yaparken biri geldiği zaman hemen dikkatim dağılıyor. Kapı açıldı, bende dikkat dağıldı. Çamaşırı da durdurdum ki dikkatim dağılmasın diye. Zeytin almış. Kalafattan bunu Bim'den almadık. Marketlerin böyle kutu içindeki zeytinlerini ben sevmiyorum, yiyemiyorum arkadaşlar. Aldıklarımız 380 TL mi tuttu? Kaç lira tuttu? 385. 385 TL tutmuş. Aldıklarımı yerleştirdim arkadaşlar. Silinecek olanları sildim. Boşalacak olanları, saklama kablolarını boşalttım, koydum. Onları da yerleştirdim. Tezgah şöyle güzel sirkeli suyla sildikten sonra saat 12 gibi ben çay demlemiştim. O çayı içememiştim. Doktora gidiyorum diye hiçbir şey yemeden gittim ama keşke yeseymişim. Gerek kalmadı. Ben hani tahlil falan yapılır diye. O yüzden yememiştim. İnan hiçbir şey de yiyesim yok. İştah yok. Biliyorsunuz Türkiye'de yani karşınızda bir bardak çayı bile, bir bardak Nescafe'yi bile içerken İnsan utanıyor. Yani eskiden yaz olurdu. 12 tane askerimiz vefat etti. Çocuklarımız vefat etti Irak sınırında. Yani elimden gelse her gün atmam da sizler merak ediyorsunuz diye demiştim zaten. 2 gün ara veriyorum diye şehitlerimizden dolayı. Ocaklara ateş düştü. Anaların ciğeri yandı. Babaların ciğeri yandı. Gencecik çocuklar vefat etti. Ona mı yanayım? Kendi derdime mi yanayım? Ne yani insan bu hayat o kadar zor ki inanın arkadaşlar, geçinmek, geçim sıkıntısı ne yanında, yani felaketler, depremler, savaşlar, ölümler. Allah'ım nedir bu çektiğimiz ya Rabbi? Allah'ım dua mı eksik, dualarımız mı eksik, imanımız mı eksik? Allah bize uyarıyor, kurban olayım adına sanına bol bol dua etmemiz için bizlere. Bir yani o gece yaşanan kasırga, fırtına aklıma hemen iman eksikliğinden dolayı olduğu getirdi. Yani elimizden geldiği kadar bol bol dua edelim. Hep beraber dua edelim. Yüce Rabbim hepimizi uyarıyor, ikaz ediyor. Yani elimizden geldiği kadar ibadetlerimize, dualarımıza dikkat edelim. Elimizden geldiği kadar yerine getirelim. Sağlığımız nasıl el veriyorsa öyle dualarımızı edelim.
Yani çok zor. Çok zor. Zaten açılışta sizlere hemen aklıma o geldi. Sizlere dediğim şeyi haberlerimizden dolayı üzgün olduğumu da belirtmiştim. Yine aklıma geldi. Bakın kameraya her geçişimde aklıma geliyor. Şu kahveyi bile içerken boğazımdan geçmiyor. Ama mecburum. Hiçbir şey yiyemedim. Çay varken dedim kahvede olur mu? Ama çayı az önce İzzet Bey bana kahvaltı hazırlamıştı. Kahvaltıda simit almıştı. Sabah gitmişti ya, o zaman simit almıştı. Simit, salatalık, çeri domates, aldığımız peynir, onlardan yedik. İstersen arka ışığı çok şey oldu ya. Şöyle indireyim kamerayı ben. Yüzün yine beyaz görünüyor. Pencere tarafında benim, ışık yansıyıp da yüzü kara gösterilen sensin. Tamam, bir otur bakalım şimdi nasıl? Tamam. Az daha kaldırsan iyi olur. Kafam görünmüyor. Az, çok az. Kafayı kaldır. Tamam. Neyse, önemli değil ya. İyi. Işık yansıması, televizyondan da yansıyor. Yani insan kamerayı nereye koyacağını da bilmiyor. Televizyonu kapattım, şimdi yukarıdaki ışık yansıyor yüzüne. Biraz daha sen bana yaklaş istersen, o ışıktan uzaklaş. Neyse. Şimdi doktora gittim. Akyazı Sent Polikliniği Ayşe Burcu genel cerrah uzmanı. Bu işin uzmanı zaten, göğüs hastalıkları için, bayanlar için. Tekrar beni kontrol çekti, baktı. Yaptığı kontrol gerçekten istediği gibiymiş. Beklediğim buydu zaten dedi. Çok erken bir dedi, teşhis etmişsiniz, erken gelmişsiniz dedi. O kadar büyük bir portakal büyüklüğündeki dedi, kitle mi desem dedi, iltihap mı desem dedi. Ama erimiş dedi. Erimiş yani. Küçülmüş. Bayağı bir küçülmüş. Az daha yaklaş istersen. Çünkü ışıktan uzaklaşırsan yüzün netleşecek. Tamam, böyle iyi. İşte kontrol çekti, dış görünüş, içindeki falan derken dış görünüş gayet normal dedi. Çok erken bir teşhis dedi. Ondan sonra biraz da beni de yani uyanık olduğum için herhalde tam zamanda dedi, gelmişsin dedi. Yani ben o tedavi süresince bayağı rahatsızlıklar geçirdim. Onları söylemeyeyim burada. Onları da söyledim. Ayıp olur şimdi. Onları da söyledim. Onlar için dedi ultrasyon vereceğim dedi. Göğüs hastalıkları için de dedi mamografi vereceğim dedi. Aşağı ineceksin dedi. Sekreterden dedi gün alacaksın dedi. Sekreter sana söylediği güne gideceksin. Her ikisini, ultrasyonu ve dedi devlet hastanesi büyük binada çektireceksin, ikinci katta dedi. Ocağın 12'sinde gideceğim Allah izin verirse. Evet, orada hem mamografi hem de ultrasyon çekineceğim. Diğer rahatsızlık. Tomografi bence, ultrasyon değil. Ultrasyon. Öyle dedi bana. Dedim ikinci bir rahatsızlığım var diye. Onu söylemeyeyim, ayıp olur. Zaten biliyorsunuz, tahmin etmişsinizdir. Onun için de baktıracağım. Arkadaşlar, dediğim gibi doktor hanım ultrasyonu dedi yalnız öyle getiremeyeceksin. Gene böyle geldiğin gibi randevu alacaksın dedi. Randevuyla geleceksin, ultrasyonu getireceksin dedi. Artık o Mayıs'ın 12'sine kadar bayağı bir zaman var. 15 gün var, hemen hemen 20 gün var. Mayıs değil, Ocak. Ocak, ha. Ocağın 12'sine kadar, bugün hep yanlış konuşuyorum. Dikkat dağınıklığı var. İzzet Bey'e sen gelme yanıma dedim ama biraz da yanımda olması, hatırlatması için iyi oldu. Yani yoruldum. Hastaneye gidince insan ruhen yoruluyor arkadaşlar. Böyle o kalabalığı görünce insan hasta olmasa bile hasta oluyor. Yani kafa yorgun oluyor. Eve geliyorsun, hiç iş yapasın gelmiyor. Havalarda benim istediğim gibi bir hava aslında ama akşam oldu diye korkuyorum. Sizlere bu çekime yetiştiremeyeceğim diye korkuyorum. O yüzden saati bakıyorum, şu anda bu karanlık havaya göre saat 6-6.30 zannettim. Saat bir baktım, saat daha 4:15 var. İşte ben anlatayım da İzzet Bey'e söz vereceğim. Neyse, ultrasyon sonuçlarını, mamografi sonuçlarını doktor hanıma götüreceğim. Ama verilen tedavi dedi iyi gelmiş, eritmiş ama diğer tarafı bozmuş dedi. Onun için dedi size dedi ultrasyon çektireceğim dedi. Çok zor durumlarda kaldım, gece uykularımdan bölündüm, uyuyamadım falan filan derken dedim benim sağlık ocağı doktorum, aile hekimim dedim bana, ben oraya size gitmeden önce gitmiştim, enfeksiyon için gitmiştim dedim. Antibiyotikler
hani verir de belki iyi olurum diye dedim gittim. Ama size mecburen birden bir ani gelişen bir olay olunca size de geldim dedim. Şimdi orada oraya devam edebilir miyim hocam? Sizin verdiğiniz antibiyotikler 2 haftalık antibiyotik vermişti bana. Onlar bitti. Tabii gidebilirsin dedi. Oraya görünebilirsin dedi. Buradaki gördüğün tedaviyi oraya da söyleyebilirsin dedi. Benim sana vermiş olduğum antibiyotik tedavisi bu kadar oluyor dedi. En fazlasını verdim dedi. 2 hafta sabah akşam bayağı bir ağır bir antibiyotik tedavisinden sonra normal haline döndü görüntü olarak. Ama içinde gene mandalina kadar kalmış. Önceden portakal büyüklüğündeydi. Şimdi mandalina kadar şu kadar bir şey var. Elledi, baktı, inceledi. Siz dedi şimdi ben dedim hani içimde rahatladı. Geldim aile hekimine. Şeyden çıktım. Akyazı Semt Polikliniğinden aile hekimine, sağlık ocağına geldik. Sağlık ocağındaki doktorum baktı. Daha önceki doktor doktorum yoktu o zaman. Diğer doktora gitmiştim. Bu doktor yeni görüyor daha. Kan var dedi. Yani onu söylemeyeyim gene de yani tehlikeli olur. Burada hani bir şeyler kesinti falan olur diye. Gene aynen doktorumuzun söylediği gibi, mamografi doktorumuzun söylediği gibi o da aynısını söyledi. Ben aç geldim hocam dedim. Saat 11'e kadar vermen gerekir dedi. Sabah saat gel hem kandan hem de dedi. Ondan bakalım dedi. Kabı verdi bana. Her şey burada hazırlanacak. Ben gideceğim sadece kan vereceğim. Aç karnına gideceğim. Saat 11'e kadar yarın sabah tekrar sağlık ocağına gitmem lazım. Durum bundan ibaret. Hani günlük yaşadığımız hayat, stres, yorgunluk, sıkıntı, hayat şartları, hastalıklar, geçim sıkıntısı, evdeki yoğunluk, evdeki üzerimdeki bu kadar büyük bir ev sayılır benim evim. Her şey benden soruluyor. Eşim ne kadar yardımcı olsa bile erkekler el ucu yapabiliyor. Sizin gibi kıyı köşe yapamıyor. Şimdi Allah razı olsun yaptı Allah. Ona da sağlık versin. Yani ikimiz de böyle yani tencere yani yuvarlanmış kapağını bulmuş misali birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. İyi günde kötü günde her daim birlikte zaten evlenirken yemin ediyorsunuz. Yani o bana ben ona böyle birbirimize bakacağız artık bundan sonra. Bundan sonra bizler bakım hastası olduk. Fazla yorgunluğa gelemeyiz. Ben 7 aydır hemen hemen işte yazın çok bunaldım o sıcaklarda. Defne de buradaydı. Defne'nin yani çocuğun zararı bana yok ama Defne yemek çok seçiyor. Oğlum da her istediği olmasını istiyor. Evdeki benim yaptığım yemekleri İzzet'le ben yedik. Çorba şu bu tabii ki Defne'm de yiyor, oğlum da yiyor ama yeşillik yemiyorlar. Onların isteği üzerine ben biraz yoruldum. Yorulmadım değil. O sıcaklarda klimada olsa bayağı bir yoruldum. O 7 aydır da sürekli oturarak evde fazla %80 kendimi oturup da ev işi yapmaya verdiğim için de vücut ne oluyor? Hareket etmiyor. Hareket etmedikçe bütün hastalıklar ortaya çıkıyor. Ben hiç yapmasam yani önceden hiçbir yere gitmesem giderim şeylere A101'e, BİM'e eksiğim evde kendi evimin eksiğini kendim alırım. Eşime söylemem. Yani şimdi el işiden de maddi açıdan da yalan yok. İyi kazandım. Yani seviyorum da yapmayı ama vücut da biz artık bu yaştan sonra hareketsizlik de gelmiyor. Genç değiliz artık. Her ikisini de bir ay arada götürecek kadar da gücümüz, kuvvetimiz yok. Hem eskiden yapıyordum hem ev işi hem el işi hem YouTube. İlk YouTube'a girdiğim ilk yıllarda 6-7 yıl oldu. Yapıyordum. Hepsini bir anda yapıyordum ama şimdi artık hepsini bir arada götüremiyorum. Artık ne kadar genç de görünsek ruhumuz yaşlandı. Organlarımız yaşlandı. Sizlere böyle bugün beklediğiniz için haber vermek istedim. Hepiniz bugünü bekliyordunuz. Şükran ablamdan iyi haberler gelsin diye. Her şey şimdi ocağın 12'sine kaldı. Bak ocak Mayıs'ın 12'si demişim. Bak evlilik yıldönümüm ya o aklımda ben kalmış. Ben diyecektim onu da. Evlilik yıldönümüm aklımda kalmış. Demek ki kafaya yerleşmiş. Aslında ocağın 12'si demem lazımdı. İzzet Bey ondan beni uyardı, kasetti. Tam Mayıs'a kadar nasıl bekleyecektim? Benliğine yerleşmiş Mayıs 12'si evlenme tarihimiz. Evet. Gene de Şükran'a helal olsun ki Ağustos'undan hiç çıkmamış o tarih. Evet, selamun aleyküm, merhabalar değerli kardeşlerim, değerli bacılarım, değerli kızlarım. İyisinizdir de Rabbim her daim iyilik, huzur ve sağlık versin. Özellikle büyük harflerle sağlık versin. Sağlıktan başkası gerisi teferruat. Allah hepinize razı olsun. Biz sizlerden memnunuz. Allah da sizlerden memnun olsun.
Evet, Türkiye'mizin başı sağ olsun. 6 şehidimiz vardı. Daha sonra hain terör örgütünün kardeş tuzaklarından dolayı 6 tane daha şehit verdik. İnanın dilimde mam dolaşıyor. Çok üzgünüm. Allah'ım şehitlerimizin gani gani rahmet eylesin. Mekanı durağı cennet eylesin. Geride kalan ailesine Allah sabır versin. Başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Acıları büyük. Tabii ki ateş düştüğü yeri yakar. Rabbim ailesine kuvvet versin. Askerlerimiz bizim için, vatan için canını verdiler. Şunu da hiç kimse unutmasın ki askerlerimiz ve güvenlik güçlerimizin sayesinde hepimiz evimizde rahat uyuyoruz. Bunu hiç kimse unutmasın. Asker ve güvenlik güçlerimiz olmasa bizim güvenliğimiz her daim tehlikededir. Vatanımızın bir santimetre toprağını kimseye yar etmeyiz. Ne demiştik? Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Vatanımızı bölmeye kalkan, bayrağımızı indirmeye kalkan, ezanımızı dindirmeye kalkanlar, o eller her daim kırılmıştır ve kırılacaktır. Nokta. Ay, çok duygulandım. Ne güzel söyledi eşim. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Bu arada dün kardeş ülke Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Cumhurbaşkanı'nın doğum günüymüş, İlham Aliyev'in. 62 yaşına girmiş Cumhurbaşkanı, kardeş, dostu. Benden küçükmüşsün Sayın Cumhurbaşkanım. Allah sana uzun ömürler versin. Sen de hakikaten Azerbaycan için çok değerlisin. Çok da büyük işler yaptın. Başkomutansın. Bir defa her şeyden evvel 44 gün içinde Karabağ'ı toprağına kattın. Özgürlüğüne kavuşturdun. O insanları sevindirdin. O nedenle Azerbaycan bizim kardeşimizdir. Tekrar İlhan Aliyev'in doğum gününü kutluyoruz. Buradan şükranın dünyası olarak. Ben de doğum gününü kutluyorum Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanımızın. Daha nice yıllara vatanına... Arkadaşlar bugün yemek videosu çekemedim. Biraz da moralim bozuktu ya. Neden moralim bozuk? Gene aynen bu martılar konusundaki konu devam ediyor. O densiz geldi benimle kapıda. Benimle kavga etti. Bana laf söyledi. Buralara dedi atamazsın, edemezsin dedi. Hayvan bakmak suçsa ben suçumu çekmeye razıyım. Ben yine yolu devam edeceğim. Camın önüne de koyacağım. Benim alt kattakilerle, komşularımla hiçbir sorunum yoktur. Onlar ne derse o olur. Ben kul hakkına girmek istemem. Tabii ki martılar gelirken benim camın önünden yiyeceklerini alırken pisleyebilir de, yapabilir de. Yani hayvanın, affedersin, engelleyemeyiz ki. Onlar yeryüzündeki insanları, hatalı insanları, yeryüzünün pisliklerini görmüyorlar. Hayvanın yukarıdan yaptığı pislikleri görüyorlar. İnsanların rahatsız olduğu konuları düşünmüyorlar. Hayvanın yukarıdan camları pislediğini söylüyorlar. Ben de diyorum ki, tabii ki böyle bir yorum da gelmiş. Al evine bak. Keşke bakabilsem, hepsini bakabilsem. Niye bakmayayım ki? Siz neredeyse gökyüzündeki hayvandan bile, yeryüzündeki yani kediden, köpekten bile düşmansınız. Bunları düşman olarak görüyorsunuz. Bunların yaptığı etrafa pislik yaydığını, mesela pire geldiğini söylüyorlar. Hayvan bakılmamasını söylüyorlar. Martıların da arabalara, yerlere, her tarafa pislediğini söylüyorlar. Ben mi pisledim? Ben camımda hiç pislik görmedim. Buradan da o konuyu da söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Alt kattaki komşuma bir iki tane gelmişti. O da bana yapma, etme, verme demedi. Yani bir ay içinde deneyelim dedi, bakalım ne olacak dedi. Çok pislerlerse dedi, biz çareler düşünürüz Şükran Hanım dedi alt kat komşum. Başka bir çare ararız. İlla ki dedi hayvanlar doyurulacak, senin davranışın güzel bir davranış dedi.
gerçekten dedi hayvan bakılmak, bakmak çok sevap dedi. Onlar da zaten veriyorlardı. Herkesi korkuttular. Yani korkuttular yani insanları. Burada hayvan baktırmıyorlar. Yani kısacası böyle bir şey görülmemiş ya, görülmemiş. Yani neredeyse hep beraber olup da bize neredeyse hayvan bakıyor diye şikayet edecekler yani. Etsinler, benim umurumda değil yani. Kim haklı çıkıyorsa çıksın. Hayvan gökyüzüne o zaman hayvan pislemesin diye tente çekin Orkent'in üzerine. Evet. Tente çekin. Yani hayvan pislerse neredeyse Orkent'in üzerine, bu Hışır kent diyorum ben. Orkent demiyorum. Bu Hışır kentin üzerine çekin. Bir tente çekin. Hayvanlar da buraya pislemesinler, insanlara pislemesinler. Yani hayvanlar da gelmesin. Bu nedir ya? Hayvanların zararı nedir? Az önce gördüm. Kedi orada. Ben kediyle konuşurken şefkatli şefkatli uyuyan kediyi bile uyandırdım. Ya etti kedi. Duydun mu? Şimdi ben orada bir devam edeyim. Müsaade edersen. Arkadaşlar, hayvan havada uçan bir martı. Ben ekmek versem de uçuyor. Ekmek vermesem de uçacak. Nereden yiyor? Bu bu hayvan, affedersin, illaki pisleyecek. Ama ben ekmek veriyorum diye mi pisledi yani? Bu benimle bu, kavga etti adam, geldi buraya. Bu yani benimle kavga ediyor. Alt katlarda görüyor. Alt kattaki komşum ne dedi biliyor musunuz? Orta yola gitmeleri lazımdır. Bir bayana denilecek laflar değildi bu dedi. Bak eşim de yanımda, arkamda mutfak penceresi dar. Eşim arkadan böyle konuşuyor. Ben öndeyim. Yanıma gelemiyor. Pencere dar. Konuşamıyor. Ondan sonra yani bir başka bir bayana söylenecek laf mı bu ya? Söylenecek laf mı? Ben hayvanları niye kaçırıyorsunuz, niye korkutuyorsunuz demem suç mu? Hayvan aç olmasa gelip de camımın önündeki yiyeceği yer mi? Yemez. Evet arkadaşlar. Allah, hayvanlar Allah'ıma demiş ki, Allah'ım sen bize dil ver demiş. Biz nasıl doyuracağız karnımızı demiş. Allah'ım da demiş ki, ben size dil veremem. Size dil verirsem siz insanları rahatsız edersiniz demiş. O zaman bizi nasıl doyuracak? Biz nasıl karnımızı doyuracağız demiş hayvanlar hepsi. İnek, dana, köpek, kedi, martı, akkuş, güvercin, aklına gelin ne geliyorsa tüm hayvanlara. Rabbim de ne demiş biliyor musunuz? Ben sizi bakanlara veririm. Merhametli insanların yanına yollarım. Merak etmeyin. Sizin aç kalmanız söz konusu bile değil demiş. Öyleyse bu hayvanlar sitemizin üstünde çatılarda, Zabaga'da yuvaları orada. Zabaga'da orada. Orada da barındırıyorsunuz. Zabaga'da oradalar. Şu anda yatıyorlar orada. Hayvanlar orada ne zaman ki bir ekmek, kırıntı buldu, gördü, hemen izliyorlar. Onların gözleri de çok keskindir, onu söyleyeyim size. Ağla da geliyorlar. Martılar. Neredeyse elimi kapacaklar. 15-20 kilometreyi dahi görürler, değerli kardeşlerim. Hayvanlar bir taraftan bir hamle olduğunu görünce hemen atlarlar, alır gider. Pislik, bir tane kırıntı bırakmazlar, kırıntı. Bak kediye, köpeğe verdiğinde kırıntı kalır ama martıya verdiğinde kırıntı kalmaz. Silip süpürüyor onlar. Hayvan alıp gidiyor ya. Sana ne zararı var? Cennet annelerin ve hayvanların altımızdaki, alt katımızdaki komşu şikayet, herhangi bir şikayetçi olmadığını beyan ettiği halde benim daha sağda soldaki şeyle bir daireyle bir işim yok ki. Benim camımın önüne koyuyorum ben. Kavga ediyorlarmış, bağırıyorlarmış. Ne olmuş kavga edince? Belgeseli de iptal etsin ya. Sen de kavga ediyorsun, geliyorsun kapıya o zaman. Allah Allah, herkes insan insana. Seni de ben istemiyorum, sen kavgacısın. Niye geldin benimle kavga ettin? He? Mana. Sen daha dün geldin buraya. Amacın ne amacın? Mana. Ha, kime yaranmak istiyorsun? 2-3 kişiye. Bizi kötü bilen 2-3 kişiye yaranacaksın öyle mi? Onlardan yaranacaksın. İnsanlar birbirini kötülemekten, dedikodu yapmaktan burada zevk duyuyorlar. İki tekerlek üstündesin, iki tekerlek. 3-4 tane aile var. Takmışsın başına. Hiç Allah yani bakın. Bir kötülüğü yaparken 40 kere düşüneceksin. Adım atıyorsun göreve gidiyorsun. Adım atıyorsun arabaya gidiyorsun. Bir ayağın çukurda. Bir anda Allah seni allak bullak eder. Ah almayın kardeşim, ah ah. Benim ahımı alanın. Bak benim kadar. Ah, ben kimseye ah etmem. Gökyüzündeki hayvanlar için ben söylüyorum. Yazık değil mi, o hayvanlar yıllarca benim elime alışmışlar. Beni alt kattaki komşum bile diyor ki biz bile veriyorduk diyor. Bak onları da susturmuşlar. Bir tek ben kalmışım.
Bir tek ben kalmışım. Yani biz martılara ekmek veriyoruz diye sitede istenmeyen adam ilan edildik şu an. Evet. İstenmeyen adam İzzetle Şükran. Niye? Hayvan bakıyoruz. Hayvana, martıya ekmek vermişim. O zaman tüm hayvanseverlere, onlara da cephe alın. Sokakta kedileri, köpeklere doyuranlara da cephe alın. Sonu gelenler bizim üzerimizde. Sağlık ocağındaydık bugün. Şükran çekim yaptı. Bakınız, evet. Bakınız. Allah karşımıza çıkarıyor. Sağlık ocağında kedi var. Kaloriferin üstüne çıkmış. Peteğinin üstüne yatıyor değil mi? Devletin hastanesinin sağlık ocağında kedi orada. Keşke hasta olmasam da ben de ev alabilsem kedi. Bak, yok, kızım yok, bana bu... diyor ki anne kedi vereyim sana. Bak onunki cins kedi. Benim rahatsızlığım var kızım. Bana kedi yasak. Hayvan bakmak yasak. Ben... astım hastasıyım. Nefes darlığı, KOAH hastasıyım. Ben tabii bize bakamam. Ben anca sevmelik dedim kızım dedim. Ben bak, şunu demek istiyorum. Yani koskoca doktorlar, sağlık ocağının yetkileri o hayvanı almış, orada hayvan sevgisi var demek ki, gördün mü? Neymiş de doktorlar bakıyor da. Doktorlar hayvan bakıyor sağlık ocağında ya. Hayvan gösteriş için mi bakılıyor ya? İçinden ayıptır gelecek ya. İçinden. Yazıktır, hayvan günahtır. Sevmeyen insan da sevemez. Aynen. Hayvan düşmanları insan da düşmanlarıdır. Bakma rol yaparlar insanların yüzüne. O zaman bu sitede bir sürü... Menfaat dünyası olduğu için kendilerini iyi göstermeye çalışırlar. Evet, bu sitede onu soruyorsanız, bizim martılara kafanızı taktıysanız, köpek bakan var, kedi bakan var bu sitede. Onlara da taktılar. Kafeste kuş bakanlar var. Onları da iptal edin. Onları da iptal edin. Onları da istemiyoruz desenize. Bakın, bakın, diyemezsiniz. Arkadaşım benim en yakın arkadaşım. Şu anda çalışıyor. Çalıştığı dönemlerde sürekli kedilere tabakla koyuyordu. Onu bile, ona bile takmışlar kafayı. Bakın. Onu bile gündeme almışlar. Onunla uğraşmışlar. Kadıncağız tek başına hayat mücadelesi veriyor. İki tane çocuğuna bakıyor. Hayvanlara hayır yapıyor. Evinde, evinin dışında da bakıyor. Evinin içinde de bakıyor. Ya ne ya, bu öyle olur mu? Nerede görülmüş böyle hayvan bakmamak? Sitede kanun mu var? O zaman evde de hayvan bakmasa. Benim bitişimde 24 saat köpek ev ağzı burnu durmuyor. Sabaha kadar. Ben niye demiyorum ki, sen diyorum bak çocuk daha yeni evli. Köpek almışlar eve. Niye diyorum ben köpek sesine ben niye rahatsız olayım ya? Dışarıdaki köpeğin sesi, buradaki bu dışarıdaki köpeğin sesi gerçekten insana çok şey yapıyordu. Rahatsız edici bir şekilde sürekli havlıyordu dışarıdaki köpeği. Ama evdekini demiyorum bakın. Dışarıda. Evdeki şurada, zaten orkette. Evde durmuyorlar bunlar. Evet. Ada çocuk evde çalışıyor. Evde telefonda çalışıyor ama köpeğin sesini duymuyor. Bazen mesela gece saatlerinde duyuyorum. Her zaman duymuyorum. Öyle çok rahatsız edici bir ses de değil. Arada sırada, ama bir başkası olsa bunu da bile konu ederdi. Öyle ya, yani, martıyı konu ediyorsan o daha çok konu edecek şeyler var ya. İnsanlar evinde hayvan bakıyor, dolu dolu bir oda kedi bakıyorlar. Kimse kimseye gık diyemiyor ya. Devir öyle bir devir ki insanlar hayvanları evladı gibi sahipleniyor. Her evin, her sitenin, her apartmanın etrafında, sağında, solunda kedi, köpek kesin olur arkadaşlar. Kesin olur. Olmayacak diye bir kaide yoktur. Ben aşağıki komşularım benden iyice rahatsız olmadığı müddetçe ben martılarıma camımın önüne iyice koyacağım. Eğer ben kirletirsem bir tarafı. Ama aşağıdaki komşum derse ki Şükran Hanım bak camım çok pis oldu. Gel bak camımda çok pislemiş martılar. Ona bir çözüm yolu bulalım. Evet. Gel dışarıya şuraya koy dese. Ona da kabulüm. Onu da kabulüm. Yeter ki kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde biz kendi penceremizine alıp daha gidiyor. Alıp gidiyor. Ne zararı var sana ya? Yadırgadı. Dedi ki bir bayana söylenmeyecek laflardı dedi. Başkası olsa dedi hemen giderdi dedi. Karakola giderdi dedi. Arkadaşlar bu neyi biliyor musun? Ortak yolu bulmaları gerekiyordu dedi. Direkt size dedi bağırmaya başladı. Size dedi affedersin dedi. Küfür bile etti bana dışarıda. Ondan sonra ben tanımıyorum, kim olduğunu da bilmiyorum. Hala da tanımıyorum ben. Kim olduğunu bile bilmiyorum. Ondan sonra sonradan öğrendim yani. Kim olduğunu? Komşum söyledi bana. Yani bir dedi ortak yolu bulmaları gerekirdi. Bakın söyle diyebilirdi. Karşısındaki bir bayan dedi. Bayana nasıl konuşulur? Bakın buradan rahatsız oluyoruz. Camlara pislik oluyor. Bir ortak yolunu bulalım. Bir yer olsun. Oralara hep beraber tabakta yiyemiyorlar bunlar. Birikim bir yerde yiyemiyorlar. Bunlar yani martılar, güvercinler, kuşlar saçacaksınız. Alıp gidiyor o zaten. Alıp bir gidiyor. Alan, koskoca sitemiz var. Nasıl ki
top oynayan çocuklara yer ayarlanmasını istiyorsak, martılara da yem atabilmek için yer ayarlansın. Niye belediye yapmıyor mu? Martılara sokak köpekleri, hayvanlar, kedileri için yem koymuyor mu? Yemeği? Böyle bir çözüm yolu, ben orada yaşayan site sakini olarak çözüm yolu sunuyorsam, sen de illaki bakılmayacak diye inat ediyorsan ben bakarım arkadaş. İşte neden biliyor musun onu bakarım, diyeceğim. Bu, hiç karışamazlar. Bu olay mart olayı değil. Yemin ediyorum mart olayı değil. Bu evet. Olay Şükran'a yapılan bir kıskançlık. Evet. Şükran'ın o gruba girmeme işi. O koalisyon hükümetine onlar. Ben onlarla muhatap olur muyum? Onlar evet. Kim ya? Yani onlar. Allah Allah. Biz, cahillerle, cemaatlerle ben insana ihtiyacım yok. Dolayısıyla Şükran'a o yönden şeyle. Bunlar bir pencere kapak birbirini bulmuş. 3-4 kişi evet, var. Evet evet. Beni de oraya kaptırmaya çalışıyor. Bunlar hep de yok kaptırma. Allah Allah göstermez. Sen onları niye gündeme getiriyorsun? O grubun. Ben onlarla zaten görüşmem. 3-4 kişi bir olmuşlar. Bu benim, grubun işi benim bu. Benim kendi grubum var. Yaş olarak görüştüğüm. Onlar kendi grubu var. Yaş olarak görüştüğüm. Ben kendi grubumdan memnunum. Benim açılacak gücüm yok. İnsanların içine gidecek zamanım yok. Görüşecek zamanım yok. Onlar daha bir buçuk yıldır buradalar. Cahillerle, cemaatlerle ben niye görüşeyim ki? Mecbur da değiliz ki yani. Mecbur muyum ben buradaki insanlarla da görüşmeye? Benim burada yıllardır, 20 yıldır görüştüğüm komşularım var. Niye görüşeyim ki ben daha bir buçuk yıl yeni gelmiş. Neydi, ne olduğunu bilmiyorum. Karakterini bilmiyorum. Ben hop diye bir insanı 40 kere tartarım. 5 yıl diyende bakın bir arkadaşımı ben neredeyse şu 3-4 yıldır birlikteyim bir arkadaşımla. Onu ben araştırdım, takip ettim. Ondan sonra karar verdim görüşmeye. Ben öyle hop demeyle hoplayan bir insan değilim. Asla. Ben neyin ne olduğunu görmeden, bilmeden, tartmadan yıllar geçecek benim görüşmem için. İşte onun için insanlar aileyi tanımadan, huyumuzu suyumuzu bilmeden cephe alıyorlar, karalama kampanyası yapıyorlar. Benim onlara güvenim de yok. Olay bu yani. Benim onlara güvenim de yok. Beni çağırdılar, çağırmadı değil. Balkondan ayrı Şükran abla gelir misin dediler. Benim içlerinde görüştüğü insanlar kafama yatmadığı için dedim kusura bakma, defnem evde beni bekliyor, markete gideceğim, defnemin eksikleri var, alacağım eve gideceğim dedim. Başka bir zaman dedim. Yine de kırmak istemedim. Bakın balkondan çağırdılar bana görüşmem için. Ama benim insanlara güvenim yok ya. Ne bileyim ben insanlara karşı güvenim yok. Benim güvenim olması için aradan çok seneler geçmesi lazım. Ben iyi tanımam. Kendime yeten insanım. Çevremde insan da aramıyorum. Aynen. Ben mutluyum, huzurluyum. Bu yaştan sonra ben onlara kaybedecek zamanım da yok. Ben zamanımı zaten YouTube aileme konuşarak harcıyorum. Benimle günlük hayatta iletişime geçecek insanlar beni buradan izleyecekler. Benimle buradan iletişim kuracaklar. Benimle buradan sohbet edecekler. Benimle buradan yorum yazacaklar. Kim olursa olsun, akrabam da olsa, komşu da olsa, arkadaş da olsa, büyük, küçük herkes Şükran'ın dünyasına gelecek, oradan yazışacak. Ben gücümü, nefesimi sadece YouTube için harcıyorum. Nokta. Bir de günlük hayatta 2-3 kişi görüştüğüm kişi var. Mesela 1-2-3-4 oldu şimdi. Evet 4 kişi görüştüğüm var. Alt kat komşularım, 5. kat komşum, bir de karşı komşum. Bir komşum daha var, o çok hasta. Onu da ziyarete gideceğim bir gün. İzzet Bey ile beraber eşimle bir gün gideceğiz Allah izin verirse. Daha çok komşum vardı aslında ama taşınanlar oldu. Vefat edenler oldu. Evet. Bitişik komşum çok iyi bir teyzeydi. Hüsniye teyze mekanları cennet olsun, nurlar içinde yatsın. Evimin kızısın derdi bana. Aynen öyle. Ben hasta oldum, 15 gün hastanede yattım. Geldi oğluma yemekler getirdi. Allah razı olsun. Hüsniye teyzem hastanede yattı. Ben ona gittim yemekler götürdüm. Evimin kızısın derdi, kızısın. Yemekler götürüyorum, bana kalkma otur kızım derdi. O kadar severdik birbirimizi. Bir ağır lafımız, bir ağır sözümüz olmadı. Yaşlıydı kadıncağız, rahmetli oldu. Benden çok çok yaşlıydı ama kafa dengiydi. Görmüş geçirmiş, ağırbaşlı bir hanımefendiydi. Mekanları cennet olsun, eşi de vefat etti. Bitişik komşumla çok samimiydik. Ama o sürekli yattığı için rahatsızlığından dolayı ben fazla tık tık vurup da rahatsız etmek istemiyordum. Ama görüşüyorduk. Evet. Neyse ben konuşmayı kapatalım. Biraz rahatsızlandım, karın ağrım var benim.
İyi o zaman. Arkadaşlar, konuyu şey yapalım, karın ağrısıyla beraber kapanışı da yapalım. Doktor bana ilaç verdi, onu almam lazım. Şimdi yedim ya, kahvaltıdan sonra mutlaka al dedi. Bizleri izleyip destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Daha uzun sohbetlerde, daha uzun videolarda bir arada olmak şartıyla Allah'a emanet olun. Çok çok teşekkür ederim. Bircan kızımız yasta. Onu da sürekli hatırlatmak istemiyorum. WhatsApp'a gidip de nasıl oldu? Yoğun bakımdan çıktı mı? Vefat eden yeğeni vefat ettiği zaman diğer kuzeni de kolu kesilen kuzeni acaba yoğun bakımdan çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum Bircancığım. Senin de acını tazelemek istemiyorum. 3 tane evladı varmış vefat eden kuzeninin. Allah'ım o yavrulara Allah'ım elinden tutsun ya Rabbi. Allah'ım yar ve yardımcısı olsun eşine de yavrularına da 3 evladına da. Çok üzüldüm. Hala da aklımdan çıkmıyor. Ne kadar da yüzümüz gülse bile Allah affetsin. Şunu da şehitlerimiz var, vefat edenler var. Şu yüzümün gülmesinden bile, şunu içmekten bile nefret ediyorum kendimden. Çünkü, bazen diyorum ki tabii. Bu kadar acılar varken ben bunu niye içiyorum diyorum. Allah'ım affetsin beni. Çünkü yastayız arkadaşlar. Yastayız. Yastayız. 2-3 gün onun için mola verdik zaten. Cenazeler oldu, şehitlerimiz oldu. Bircan kızımızın kuzeni vefat etti. Hala yoğun bakımda olan diğer kuzeni var. Ya hangi birin işi yapalım ya? Bir yani 2 gün ara verdim. Aslında daha çok ara verirdim ama sizler merak ediyorsunuz. Sağ olun, Allah razı olsun. Videolarıma verdiğiniz destekler için. Reyhan bacım yazmış. Bir bacım daha yazmış. Nur Serkaya. Ha, Reyhan bacım demiş ki, Şükran abla demiş, hala açtım izliyorum demiş. Ya Reyhan'ım, hakkını ödeyemem ben seni. Allah razı olsun. Cansın, can, toprağım, hemşerim. Seni çok seviyorum. Benim güzeller güzelim. Pamuk bacım benim. Ne zaman gelirsen gel, başıma tac olursun. Sen benim eski değil, eskimeyen dostumsun. Beni hiç bırakmadın, hiç bırakmadın. Ben de seni bırakmam. Ne zaman gelirsen vatanına, Samsun'a, toprağımıza, her zaman kapım açık. Ben de bu sene geleceğim Samsun'a, yanına, köyünüze geleceğim özellikle. Uzak da olsa geleceğim. Şöyle bir köy havası çekeceğim Allah'ın izniyle. Sinan Bey kardeşime Sinan Bey'e selamlar. Allah yar ve yardımcın olsun düğünlerde. Hakkını helal et bacım düğünlerin. Allah'ım yavrularını mutlu etsin, huzurlu etsin, kızlarını hayırlısıyla evlensinler. Anneanne olduğun günleri de görsün ya Rabbim. Küçük prensesin de inşallah daha iyi yerlere başarılı olur. O da büyür, o da yuvasını kurar inşallah. Seni çok seviyorum bacım. Hepinizi çok seviyorum. Allah'ım razı olsun. İzzet Bey'den de dot aldığı konular var. Onları söyleyecek. Ben onu hemen... Zamanımız not aldı çünkü da. Aklımıza kalmıyor artık. Evet. Aslında bir not defteri ben ama benim aklımda da genelde bir not defteri alsaydık ben de vardı yani. Da bulamadım ya. Nur Sertkaya bacımız evet. İlk defa yazıyormuş. İlk defa yazıyormuş. Aramıza hoş geldin bacım. İsmimi söylemenizi istemiş. Nur Sertkaya. Memleket neresiydi acaba bilmiyorum. Bilmiyoruz. Ama yorumunuz ilk defa yazıyormuşsun. Evet. Yorumunuz bize geldi bacım. Doğru yazmışsın. Ben de ilk günler öyle tereddütlüydüm. Ancak öğreniyor insanlar. Hoş geldiniz. Hoş geldin, sağ ol. Dostunuz Allah razı olsun. Daim olsun. Allah razı olsun. Serap Hanım, Allah hep güldürsün. İzzet abinin 2 saat kaybolduğuna almam demesini. Hani ben evden 2 saat gidersem, İzzet abiniz demişti ki, 2 saatte gitse gene kabul etmem demişti yani. Ya, çünkü eşler birbirinin nereye gittiğini bilmesi lazım. Onu demek istedik evet. Biliyorsunuz. Allah hepimizi güldürsün evet. Serap Hanım. Allah hiç ağlatmasın. Hep güzel günler görelim inşallah. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet. Başka var mı? Başka da yok. O kadar mı? Evet. Diğerlerini zaten söyledik. Evet. Evet değerli arkadaşlar, değerli kardeşlerim, bacılarım, hepinizden Allah razı olsun. Bizlere çok teşekkür ederim. Evlerinize yine misafir ettiniz. Bir vlogumuzun daha sonuna geldik. Rabbim ne muradınız varsa versin. Hastalarımıza Allah'ım şifalar versin. Ölenlerin mekanları durağı, askerlerimizin, tekrar şehitlerimizin cennet olsun. Amin. Geride kalanlara başsağlığı, sabır diliyorum. Allah'ım yetim kalan yavrularına hayırlı, başarılı, amin, sağlıklı, uzun ömürlü yaşamak nasip etsin eşine. Çocuklarına Allah'ım. Çok kötü bir şey ya. Çok kötü evet. Çok kötü bir şey. O nedenle bugünkü vlogda böyle biliyorsunuz yastayız.
Türkiye'miz kara. Yüzüm gülüyor ama içim kan ağlıyor. Evet. Somutmak da istemiyorum. Yani hep pozitif düşünmek istiyorum ama bu hayat şartlarında da yani devamlı da gülünmüyor ki ya. Yok canım, o bize yakışmaz. O nedenle hepinize Karadeniz Ordu'dan hürmetle saygılar. İyi ki varsınız. İyi ki bizim kanaldasınız. İyi ki Şükran'ın kankalarısınız, bacılarısınız. Sizlere, yeni gelen çok kardeşlerimiz var. Sizlere gurur duyuyoruz. Allah hepinize Allah razı olsun. Hep yeni gelen yeni yeni isimler gelmiş. Hepiniz hoş geldiniz. Vallahi öyle yorumlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Beğen yapmayı, videolarımı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Sizlere rica ediyorum. Videolarımı da izlerseniz çok mutlu olurum. Tekrar tekrar izlerseniz daha da çok mutlu olurum. Zamanınız varsa tabii ki. Herkesin kendine göre hayat koşuşturması var. Evinde, işinde, gücünde, temizliğinde günler yetmiyor. Günler de kısa. Kışın havalar burada Ordu'da hep karanlık oluyor. Bakın ışık yaktık, öyle oturuyoruz. Saat şu anda 4:30'a geldi. Bayağı da konuşmuşuz. Ay neyse, yani bu kapatmakta insan var ya, bir anda konuyu toparlayamıyoruz. Konu konuyu açıyor. Ha şunu unuttuk söyleyelim. Ha bunu unuttuk söyleyelim. Sanki bunun ertesi günü yok. Evet. Hepiniz bizler için doğal ve organiksiniz. Evet. Sizler bizim gurur kaynağımızsınız. Hepinizin yazdıkları yorumlardan karakterlerinizi bile çözdük. Evet. Her daim sizlere teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden tekrar tekrar razı olsun. Benden şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun diyorum. Bu arada bir dipnot geçeceğim. Ordu Akkızı Sen Polikliniği Genel Cerrah Göğüs Hastalıkları Doktorumuz Ayşe Burcu Hanım'dan çok memnunum. Ona evet, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun, bizi özel hastanelere muhtaç etmedi. Güveniyorum yani ben. Devletimin doktorlarına çok güveniyorum. Allah'ım devletimize de zeval vermesin. Amin. Bakın yani bir ultrasyon özel hastaneye gitmiş olsam, yani bir mamografi toplamı 5 milyarı geçer. Geçer. 5 bin lirayı bakın, geçer. Bakın hiç elimizi cebimize sokmadan doktorumuza gidiyoruz, tedavimiz oluyoruz. Devletin her zaman ne diyorum bak, devletin köpeği olsun ne olursa olsun. Devlette gerçekten odacı ol, temizlikçi ol. Devlet kapısına at da kendini. Devlet kapısına at kendini. Gerisine bakma. Yani gerçekten öyle yani. Sosyal güvencesi insanın varsa eğer, zaten Türkiye'de sosyal güvencesi olmayan çok az insanlar var. Yeşil kartlılar var. Eşim bunları daha iyi bilir benden. Tabii, daha tabii, iyi tabii. Bilir. Diğer videomuz sonunda konuda, her konuda, o konuda. Videomun sonunda da ona teşekkür etmek istedim. Çok iyi bir bayan. Gerçekten beni istediği sonucu aldığı için benden çok mutlu oldu. Çok bilgi verici olduğunu söylüyor. Ben giremiyorum tabii, Şükran evet, kendisi giriyor. Evet, eşimi almıyorlar. Hakikaten Şükran diyor ki çok mükemmel bir doktora rast geldim. Benim gönlüme gururluydu. Yüreğime su serpti. Dış görünüş ve iç görünüş olarak dedi. Erken aşamadasın. Yani ufak bir şey, hani belki ileride hani biyopsi, bir sıkıntı olabilir. Biyopsiye bir evet, hani bir bakacağız dedi. Mamografiye bir görelim. Çünkü 15 yıldır mamografi olmamışsın dedi. Ondan sonra da dedi diğerine dedi ultrasyonuna da bakalım dedi. Diğer rahatsızlığım için. Ondan sonra dedi gereken yine yapılacak. Benim tedavim dedi, antibiyotik tedavim bu kadar dedi. Ama dedi sağlık ocağına devam edebilirsin dedi. Ben içimde rahatladı. İçim rahatladı. Şimdi yarın sabah gideceğim sağlık ocağımda da tekrar tahlil yapacağım. Ne ya, bir de şunu söyledi bana, bak unuttum aha. Üroloji doktoru ve kadın doğum doktoruna da görün dedi. Benim rahmetli anneannem rahim kanseriydi. Allah'ım kimselere vermesin. Diğer mamografi kanseri olan yok bizim ailede. Ta yengemin, benim dayımın hanımının ablası. O yani uzak bir akraba. Yakın akraba olarak anneannem rahim kanseriydi. Kadın doğum doktoruna gitmen gerekiyor dedi. Birincisi bak, şikayetlerin dedi o yönde olduğu için Allah korusun gene de dedi. Bir de dedi üroloji doktoruna dedi. Bu enfeksiyon sürekli tekrarladığı için sende dedi. Bunlara mutlaka randevu al, görün dedi. Benim randevumu da unutma. Mamografiyi anında sana verecekler sonucu dedi. Sen mi alacaksın yoksa biz mi alalım dedi. Hocam ben alayım dedi. Tamam sen al dedi. Ondan sonra eve gel akşama dedi. Bak o kadar da güzel diyorum ki, eşimi alalım mı içeri hocam dedim. Eşim benim
Ondan sonra kafamda tutamam dedim. Belki unuturum dedim. Beni unuturum deyince bakın her sözünü tekrar etti bana. Bak randevu gününü, ne zaman mamografiye alacağım 2-3 kere söylüyor, tekrarlıyor. Dikkat dağınıklığı var bende. Kafam böyle dağılıyor. Kafam almıyor. Artık beyin yorgun. Yıllardır 6 yıldır bak YouTube'da bu işi yapıyorum. İnanın çok yıprandım. Herkes yıprandı. Herkes kırılıyor, dökülüyor. Bütün YouTuber'lar hasta. Bakmayın. Para kazanmak için ayakta duruyorlar. 3-5 kuruş paramızı alalım diye ayakta duruyorlar. Hayat zor, geçim zor. Tek maaşla herkes. Eşine yardımcı olmak, evine yardımcı olmak. Herkes hasta. Herkes kimi bıraktı gitti, kimi sürünüyor. Yani sürünüyor dediğim, şunu demek, hastalıktan sürünüyor, hala çekim yapıyor. Onların içinde tabii ki ben de varım. Ben kendim de yani hastayım ama gene de astım, nefes darlığı hastam olduğu müddetçe gene de size sürüne sürüne videolar çekiyorum. Bakın yani merak edersiniz ya. Ben sizi gerçekten takdir ediyorum ki bana destek veriyorsunuz. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederim. Hasta olarak sizlere ettiğim duaları Rabbim kabul ve makbul eylesin. Sizlerden de bana edilen duaları kabul ve makbul eylesin Yüce Rabbim inşallah. Ben dua alışverişinde bulunmak üzere. Ben sizlere, sizler de bana bol bol dua edin. Dualarımız kabul olsun, makbul olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.